Sıradaki 3570 nolu hadis, 3569 nolu hadis. Zikru vasfil hicreti leti zekernaha fil akhbari leti emleynaha fima qablu. Daha önce verdiğimiz rivayetlerdeki geçen hicretin özelliğini anlatan hadis diyor. Nasıl bir hicrettir bu? 3569. Akhbarana Umar ibn Muhammed el-Hamdani bize Ömer bin Muhammed el-Hamdani haber verdi. Haddesena Umar ibn Osman, Amr ibn Osman bize Amr bin Osman anlattı. Haddesena el-Velid ibn Muslim bize el-Velid bin Muslim anlattı. Anil Evza'i, o da el-Evza'i'den. Ve sa'altuhu anin qita'i fadilatil hicreti ila Allahi ve Resulihi. Ben diyor ona, yani Evza'i'ye sormuş. Evza'i büyük müçtehitlerimizden birisi, büyük imamlarımızdan birisi. Ona sordum diyor, Allah'a ve Resulüne hicret etmenin fazileti, yani bu artık yok mu, ortadan kalktı mı diye, koptu bitti mi diye. Fakale, o da dedi ki, haddesena Ata ibn Ebi Rabahin, bize Ata bin Ebi Rabah anlattı. Kale, dedi ki, İntalaktu ana ve Ubeyd ibn Umeyr, ben ve Ubeyd bin Umeyr yola koyulduk. Hatta dakhalna ala Aişe, ta ki Ayşe'nin yanına girdik, yani annemizin. Fesaleha Ubeydun Ubeyd ibn Umeyr anil hicreti. Ubeyd bin Umeyr Hazreti Ayşe'ye hicret hakkında soru sordu. Fekalet, o da dedi ki, la hicrete ba'del fethi, fetihten sonra hicret yoktur. Ev kalet, ya da dedi ki, ba'del yevmi, bugünden sonra. Sonra şöyle dedi, innemâ kânen nâsu yefirrûne bidînihim ilallâhi ve rasûlihi min en yuftenû. İnsanlar dinlerini yaşamak üzere Allah'a ve Resulüne hicret ediyorlardı, fitnelerden kaçarak. Çünkü Mekke'de onlara fitneler uygulanıyordu. Yani işkenceler uygulanıyordu. Bu işkencelerden kaçarak dinlerini yaşamak üzere Allah'a ve Resulüne hicret ediyorlardı. وَقَدْ اَفْشَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ. Halbuki Allah İslam'ı yaydı. Yani artık Mekke'de de İslam var. Diğer yerde de İslam var. Kalkıp Medine'ye hicret etmeye gerek yok. فَحَيْثُ شَاءَ الْعَبْدُ عَبَدَ رَبَّهُ. Dolayısıyla kul nerede isterse Rabbine kulluk eder. Bu ifadelerden de anlıyoruz ki Hazreti Ayşe lokal bir değerlendirmede bulunuyor. Yani artık düne kadar yıllarca devam eden Mekke'den Medine'ye olan hicret yok. Tıpkı Resulullah'ın ifadesinde geçtiği şekliyle. Artık Medine'ye gelmeyin anlamında bu. Çünkü Mekke'de de artık İslam var. Fakat henüz daha Mekke Medine düzlemindeki gibi kafir mümin olan coğrafyalarda eğer birileri zalimin tasallutu altında, kafirin tasallutu altında dinini yaşamaktan sıkıntıya düşmüşse, işkenceye uğratılıyor, can korkusuyla yaşıyorsa tabii ki onun için hicretin önü açık. Bu rivayet Buhari'de var. 3687 olur rivayet. İmam Buhari bu rivayeti Fadail-i Sahabe, sahabenin faziletleri adlı bölümde vermiş kitabında. Bab başlığı olarak da Hicretun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabuhu ilel medineti. Peygamberin ve ashabının Medine'ye hicreti. İmam Buhari başlıkta o hicret, o hicret demek istiyor. Medine'ye olan hicret. Sıradaki hadisimiz zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Bi enne kulle men hacara ilel Mustafa. Mustafa'ya hicret eden her kimse, her kişi sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam üzerine olsun. Ve min kasdihi nevalu şey'in min hâzihil fâniyetiz zâileti. Eğer maksadı şu geçici fani dünyadan bir şeyler kazanmak idiyse kânet hicretuhu ilâ mâ hâcera. Onun hicreti o düşündüğü şeye olmuştur. Allah'a değil, Resulullah'a değil.
Yani niyet ne kadar ciddi bir alameti farika. Her şeyi ayırıyor. Resulullah'la birlikte hicret ediyorsunuz. Onunla birlikte yolculuk ediyorsunuz. Onunla birlikte aynı yurttan aynı yere hicret ediyorsunuz. Aynı işkence ve baskı ortamından bir başka yere gidiyorsunuz. Aynı dönemde ama niyetiniz farklı olursa sizin nasibiniz de farklı oluyor. 3570. أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان السامي بالبصرة. Dolayısıyla oradan alırsak, bugüne getirirsek, adam bir küffar yurdundan, Avrupa'sından, şuradan buradan benzer sebeplerle dinini yaşamak üzere gördüğü baskıdan vesaire, doğup büyüdüğü yer olmasına karşın, ticaretinin iyi olmasına karşın, imkanları iyi olmasına karşın kalkar hicret ederse, niye biz onun için hicretin sevabını, karşılığını düşünmeyelim? Eğer hicret lokal ve belli bir zamanda idiyse, sadece Resulullah'la birlikte hicret edenler hicret ettiler. Ama Resulullah'ın hadisinde görüyoruz ki o gün bile niyeti olmayan hicreti yok. Dolayısıyla demek ki hicret niyetle alakalı bir şey. Allah'a ve Resulüne yönelmekle alakalı bir şey. Üstelik doğup büyüdüğün, sevdiğin, hoşlandığın, ticaretini kavuştuğun, oturttuğun sistemine rağmen başka bir ortama, sırf dinini daha iyi yaşayabilmek, çocuklarını daha doğru yetiştirebilmek adına hicret ediyorsunuz. Böyle hicret olabildiği gibi şöyle hicret de var. Gidip o ortamda Allah'ın dinini yaymak. Mesela ilk muhacirler böyleydiler. Musab bin Umeyr'in Medine'deki durumu böyleydi. O Mekke'yi, ana yurdunu bıraktı. İslam yurduna mı hicret etti? Hayır. Medine'de bir küfür diyarıydı. Ama orada İslam'ı yaymak için hicret etti. Musab bin Umeyr ile birlikte hicret eden o ilk muhacirler de öyleler. Orada o mesajı ulaştırmak, çoğaltmak için gittiler. Dolayısıyla böyle ters yönlü hicretler de var. Ama onlar daha korunaklı, yani Musab bin Umeyr gibi bilgi sahibi olanlar, orada böyle bir aktiviteyi gerçekleştirecek, etrafını aydınlatacak ve kendisini de ortamın olumsuz koşullarından muhafaza edebilecek. Ama ortalama bir Müslüman, ya ben burada kalırsam çocuklarım bildiğim bu adamlar gibi olur noktasındaysa, zamanla ben de bunlara benzerim herhalde korkusundaysa, bunun ana yurda hicret etmesi lazım. Ana yurt derken İslam yurdunu kastediyorum. Dolayısıyla niyet, bakın, vektörün yönü bile önemli değil. İslam yurduna mı, küfür yurduna mı? Bunun yönü bile önemli değil. Önemli olan kişinin niyetidir. İkisinden de farklıydı. Sadece canlarını korumak için. Evet, Habeşistan'a giderken de, yani İslam yurduna da değil, sadece dinlerini yaşayabilmek için. Bir de Hazreti Ebubekir'in hicreti vardır biliyorsunuz. Çöle çıktı. Yani hiçbir yerleşkenin olmadı. Ortalıkta dolandı epey bir zaman. Bir gün biriyle karşılaştı. Ne yapıyorsun böyle badiyede dedi, tek başına buralarda. Allah'a kulluk ediyorum dedi yani. E dedi, memleketinde olmuyor mu? Orada insanlarım huzur vermiyor bana. Kulluk edemiyorum. Senin gibi birisi yurdundan çıkarılmaz dedi. Gel benim vereceğim eman ile, sağlayacağım güvenlik ile Mekke'ye geri dön. Çünkü Mekke'de artık güvenliği yok. Bugün yarın öldürülecek durumda. Çıkmış çölde, ortamda orta dolaşıyor. Bu da bir hicret. Zikrul, açıklayan bir hicret dedik. Başlığı da okuduk. Hadise geçelim. 3570. Dolayısıyla bu bazen bir mahalleden diğer mahalleye bile olabilir. Yani ben şu mahalleye gideyim, orada dinimi daha güzel yaşarım, cami ortamı daha güzel, daha orada bilgi var, işte ders yapılıyor vesaire. Böyle bir düşünceyle belki de hoşlanmadığı bir muhit, belki de o kadar modern bir muhit değil, çöpler iyi toplanmıyor. Ama orada ders yapılan bir yer var, bilgisini çoğaltabileceği, çocuklarına iyi bir eğitim aldırabileceğini düşündüğü yere giden bir adam. Bunun tam tersini aynı şehirde, buralarda müminler olmazsa buralarda gettolaşır burası herhalde. Buralarda olmalıyız, komşularımızın kapısını çalmalıyız, onlara tebliğde bulunmalıyız diye tam tersine göçte bulunan bir kimse de hicret ediyor olabilir. Veya bunun sevabına kavuşabilir. Yeter ki
bu tasarladığı planında sahici olsun. Yani bunu bahane edip de asıl niyeti başka olmasın. Onu Allah biliyor çünkü. Öyle bir durumda Resulullah'la birlikte hicret etseniz bile görünürde muhacirinden sayılırsınız. Belki öncekilerin, sonrakilerin dilinde övülürsünüz, bilmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle katında durum farklı olabilir. Böyle bir hadis okuyacağız. 3570 Akhbaranel Abbas ibn Ahmed ibn Hassan es-Samiyyu bil Basrati. Hocası İbn İbban'ın Abbas bin Ahmed bin Hassan es-Sami Basra'da haber vermiş İbn İbban'a. Demiş ki haddathana Salt ibn Mes'ud el-Cehdari bize Salt bin Mes'ud el-Cehdari anlattı. O da demiş ki haddathana Umar ibn Ali bize Ömer bin Ali anlattı. O da demiş ki haddathana Yahya ibn Sa'id bize Yahya bin Sa'id anlattı. An Muhammed ibn İbrahim'a o da Muhammed bin İbrahim'den an Alkame ibn Vakkas o da Alkame bin Vakkas'tan an Umar ibn el-Hattabi o da Ömer bin el-Hattab'tan radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم dedi ki el a'malu bin niyati ameller niyetlerledir. Tabi siz diyeceksiniz ki babın başında bir inneme olması gerekmiyor muydu? En meşhur rivayetinde innemel a'malu bin niyat ama farklı tariklerde lafızlar farklı olabiliyor. El a'malu bin niyati. Ameller niyetlerledir. Öteki nasıl? İnnemel a'malu bin. Ameller ancak niyetlerledir. Yani mana aynı, birinde daha güçlü. Aklıma bir şey geldi. Şimdi öğrencinin biri Kur'an kursunda okuyor, talim görüyor. İşte ve şemsi ve duhaha. Okutuyor hocası. O habire وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا diye okuyor. Hoca tekrar ediyor. Diyor ki yavrum esre esre. O vav var ya başında diyor. O onu diyor yemin vavı cer eder. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا dönüyor. 3-5 çocuk yine وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا yapıyor. En netice dayanamıyor bunu. Çocuğun ağzı niye tekrar oraya kayıyor diye. Bir ilim meclisinde bir başka hocaya, daha yaşlı bir hocaya anlatıyor. Diyor ki ya bir tane çocuk var. Ben diyor veşşemsi diyorum diyor. O habire dönüyor dolaşıyor. Yine veşşemsu yapıyor diyor yani. Yanlış okuyor ayeti. Kim o diye soruyor. Diyor ki işte falanca çocuk. Kimin çocuğu? Ha diyor. Falancanın çocuğu. Ha. Ya sen diyor ona şükret diyor. Onun babası diyor. Vavu da okumazdı. Eşşemsu ve duha diyor. Tabi Kur'an'da olması muhtemel olmadığından espri konusu olabiliyor. Fakat hadislerde öyle değil. Hadislerde normaldir. Çünkü hadisler lafızlarla korunmuş değildir. Manalarla korunmuştur. Biz farklı tariklerden gelen hadisleri karşılaştırırken mana birliğine bakarız. Mana birliği varsa sorun yok. Ama lafız birliği arayacak olursanız hiçbirinde bulamazsınız. El-a'malu bin niyyati. Hoş hiç lafızlar benzemiyor da değil. Pek çok lafız yine benzeyebilir. Ameller niyetlerledir. وَلِكُلِّ مْرِئِنْ مَا نَوَى. Her kişinin için niyet ettiği vardır ancak. فَدُولَيْسِيلَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne idiyse فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Sonra dedi ki Allah'ın Resulü وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يَصِيبُهَا. Kimin hicreti elde etmek istediği bir dünyalık için idiyse اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا yahut evlenmek istediği bir kadın için idiyse فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ. Onun hicreti de hicret ettiği şey ne idiyse onun için olmuştur. Daha fazlası yoktur. 3 Buhari'de varmış. Numarası kaç? 1. İmam Buhari bunu ilk sıraya koymuş.
Bize de ta ilkokuldan ezberletmişlerdi. Ezbere bildiğimiz hadislerden bir tanesi. Bed'ul vahyi, vahyin başlangıcı adlı ilk bölümünde veriyor İmam Buhari bunu. Keyfe kâne bed'ul vahyi ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyi nasıl başladı diye bir bab başlığı koymuş buna. Bunu nasıl, bu bab başlığı içindeki yeri nasıl şu anda tam kestiremiyorum. Niyet o zamanlar bayağı bir yorumlamıştık Buhari'ye başlarken yıllar ile geçiyordu galiba. Olabilir. Evet.